Fully kanalından herkese merhaba kıymetli kardeşlerim. Bu videomda sizlerle birlikte bilgisayarımızı nasıl 20 kat daha hızlı kullanabiliriz onu göstereceğiz. İyi seyirler. Şimdi size göstereceğim teknikler başta sizi birazcık sıkabilir ama videonun sonlarına doğru daha önemli bilgiler vereceğim ve emin olun ki bilgisayarınızı şaha kaldıracaksınız. Şimdi çok basitten ilerleyeceğiz. Eminim şu anda bu yapacağım şeyleri birçoğunuz biliyordur ama daha sonra yapacaklarımı eminim birçoğunuz bilmiyordur. İlk önce yapacağımız şey şu arka planımızı kaldıracağız. Neden mi kaldıracağız? Çünkü bilgisayarımız bunu yüklemek istiyor her zaman. Gerek bilgisayar başlatılırken, gerek bilgisayar oyunlardan dönerken veya oyunu kapatırken bile bunu yüklemeye çalışıyor. Keza aynı şekilde bilgisayarın içindeki diğer her şeyde aynen böyle yüklenmeye çalışıyor. O yüzden ben bunları bir yere topladım şu anda. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Buna ek olarak yapabileceğiniz diğer şeyleri de size göstereceğim. Buna ek olarak bilgisayarınızın arama çubuğu kısmına çalıştır yazacaksınız ve enter diyeceksiniz. Şimdi burada 3 farklı şey yapacağız. İlki buraya temp yazacaksınız. Temp. Tamam diyeceğiz. Ve benim burada her şey silinmiş. Burayı Ctrl A yapıp delete diyebilirsiniz. Devam. Ne var bilmiyorum orada ama. Tamam. Tekrardan çalıştır diyeceğiz. Ve buraya bu sefer yüzde temp ve yüzde diyeceğiz. Aynının başında ve sonunda yüzde olanı. Ve tekrardan burada bayağı bir şey var. Bunlar ne bilmiyorum. Hepsini siliyorum şu anda. Bu burada silemediği şeyleri atla diyeceğiz. Belki şu anda kullandığı bir şey olabilir bilgisayarın. O yüzden pek de riske girmeye gerek yok. Ve ayrıyetten tekrardan çalıştır diyeceğiz. Buraya da bu sefer prefetch yazacağız. Ve tekrardan burada çıkan her şeyi delete diyerek sileceğiz ve bu silemediklerini atlayacağız. Evet. Burada bayağı bir şu anda muhtemelen dosyamız oldu. Bunları da tekrardan başka bir yerden sileceğiz. Onu da size göstereyim. Şimdi diğer bir yapacağımız şey bilgisayarımızdan ayarlar kısmına gireceğiz. Buradan sistem diyeceğiz. Depolama diyeceğiz. Ve buradaki dosyaları kaldıracağız. Kullanmadığımız dosyaları kaldıracağız. Şu anda benim C diskimde, SSD'imde bulunan dosyaları bana burada verdi hepsini. Geçici dosyalar, bu geçici dosyalar dedikleri benim bilgisayarımda indirilenler. Bunları silmeyeceğim. Yine de bir bakalım ne varmış içinde. İndirilenler. Bakın büyük bir kısmı indirilenler. Geri dönüşüm kutusunda 6.40 GB yer var. Az önce sildiklerimiz 6.40 GB ediyormuş, onu da görmüş olduk. Küçük resimleri silmeyin. Yeşil dosyalar silin. Bu kritik olmayan, tamam bunları da silsin. Tamam, bunları dosyaları kaldır diyerek kaldırıyorum şu anda. Bunlar birçok kişi tarafından bilinen basit şeyler. Videonun sonlarına doğru daha güzel şeyler anlatacağım. Ama bunlar da çok önemli detaylar, o yüzden buraları da atlamadan izleyin. Yine siz bilirsiniz. Yani bilgisayar hızlansın istiyorsanız izleyin bence. Tamam, bunu da yaptık farz ediyoruz. Ve şimdi buradan yapmak zorunda değildik aslında şu anda ama odaklanma yardımını da şöyle girerek buradan kapatabiliriz. Evet, buradaki her şeyi kapatıyorum ben şu anda. Sürekli bana bildirim göndererek, oyun ortasında bildirim göndererek benim bilgisayarımı kastırabiliyor. Atıyorum. Burayı da kapatıyoruz ve ardından bu bilgisayara giriyoruz. Burada benim 3 ayrı diskim var. Aslında 2 ayrı hard disk veya SSD kullanıyorum. Hard diski 2'ye bölmüş durumdayım. Oyunlar ve kendi dosyalarım, şahsi dosyalarım olmak üzere. Şimdi C diskime sağ tıklayıp özellikler diyorum. Buradan diski temizle diyeceğim. Buralar çok önemli. Kolay ama önemli detaylar. Burada şunları silebiliriz. Geri dönüşüm kutusu. Küçük resimleri silmeyin. Geçici dosyalar silinsin. Tamam diyoruz. Dosyaları siliyoruz. Aynı şekilde diğer işlemleri de hard diskimizde de yapabiliriz. Ama şu anda uğraşmayacağım bunun için. Çünkü videoyu kısa tutmak istiyorum ki siz de sıkılmayın. Şimdi buradan tekrardan özellikler diyeceğim. Ardından araçlar kısmında en iyi duruma getir seçeneğine gireceğiz. O ayar bölümüne gireceğiz. Ne lan, bilgisayarda virüs mü var? Bilmiyorum. Şimdi bunların hepsini en iyi duruma getir diyorum arkadaşlar. Evet, en iyi duruma getirdim. Bunu da en iyi duruma getir diyorum. Fark ettiyseniz SSD'mizdeki yapılış daha hızlı oldu. Ama hard diskimizde çok yavaş yapıyor bu işlemi. Bu da SSD'nin farklarından biridir arkadaşlar. Bu yüzden SSD kullanın. Bu da hızlandırmalar arasına girebilecek seçeneklerden birisi olabilir. Bu kısımdaki işimiz de bitti olarak farz ediyoruz. Şimdi yapacağımız bir ek ayar daha var. Aslında birçok ek ayar daha var.
İsterseniz ilk yapacağımız ikinci veya kaç oldu lan bu? İsterseniz diğer yapacağımız ayara geçelim. Denetim masasına giriyoruz. Sistem ve güvenlik diyoruz. Ardından sisteme tıklıyoruz. Buradan gelişmiş sistem ayarlarını tıklayacağız. Windows'a yeni bir güncelleme gelmiş. Normalde burası böyle değildi. Bende bir karmaşıklık yaşadım. Buradan gelişmiş kısmında bilgisayarın adı gelişmiş gibi yerler var. Gelişmişten performans ayarlarına gireceğiz. Ve buradan benim için en iyi performansı ayarla diyeceğiz. Ben hiçbir efekt, hiçbir şey istemiyorum şu anda. Sadece bilgisayarım hızlansın istiyoruz. Bu ufak bir ayar ama bildiğim kadarıyla çok fazla bir etkisi oluyor bilgisayarınız için. Bu ayarı da yaptıktan sonra diğer ayarımıza geçebiliriz. Diğer bir yapacağımız ayar, bu da çok basit gibi görünebilir ama oldukça önemli bir şey. Gerek bilgisayarınızın başlangıcında gerek oyunlardan çıkarken gerçekten önemli. Görev yöneticisine giriyoruz. Buradan görev çubuğundan görev yöneticisine tıklıyoruz. Ardından başlangıca giriyoruz. Burada gördüğünüz, kullanmadığınız her şeyi devre dışı bırakın. Şöyle nasıl devre dışı bırakacağınızı da göstereyim. Sağ tıklayacaksınız. Devre dışı bırakmak istediğiniz şeye etkinleştir veya devre dışı bırak diyeceksiniz. Önemli bir detay var burada. Kullandığınız şeyleri devre dışı bırakmayın. Benim devre dışı bırakmadığım şeyler kulaklığımın sürücüsü, mouse'umun sürücüsü ve klavyemin sürücüsü arkadaşlar. Onun dışında her şeyi devre dışı bırakabilirsiniz. Windows'u da devre dışı bırakmışım. Olsun. Devre dışı bırakabilirsiniz. Bu da bilgisayarın açılış hızında önemli bir payı bulunuyor. Bu da aklınızda bulunsun. Ve ek olarak oyun oynayanlar için verebileceğim diğer bir ayarda oyun modu diyeceğiz. Oyun modu ayarlarına gireceğiz ve gördüğünüz gibi benim oyun modum kapalı. Oyun modunu açık konumuna getirirsek belli oyunlarda, birçok oyunlarda belli başlı FPS artışı olduğunu siz de göreceksiniz. Ama her oyunda bu kadar aşırı bir FPS artışı olmuyor. Programın belli optimizasyonları var. Pek de bir bilgim yok o konuda. Az da olsa bu şekilde de FPS'inizi önemli ölçüde arttırabilirsiniz. Diğer size verebileceğim bir tavsiye, bilgisayarınızı temizleyin. Nasıl yani? Gerçekten temizleyin. Sağ üstte kartlar bölümünden çıkan videoma girerek nasıl bilgisayarınızı gerçekten temizleyebilirsiniz, fiziksel olarak nasıl temizleyebilirsiniz onu görebilirsiniz arkadaşlar. Bu da bilgisayarınızın hızlanmasında, açılış hızında önemli bir payı olacaktır. Benim oldu zaten videodan sonra. Aslında bu videonun devamı gibi bir şey olabilir. Yapmanızı tavsiye ederim. Şimdi size verebileceğim diğer bir tavsiye, sürücülerinizi güncelleştirin. Nasıl bir güncelleştireceksiniz onu da hemen anlatayım. Buradan GeForce Experience'e gireceğiz arkadaşlar. Bu Nvidia kartlar kullanan kişiler için geçerli. Aynısı bildiğim kadarıyla AMD kartları için de var. Onu da kendi sürücülerini güncelleştirebilirsiniz. Ben Nvidia olduğu için Nvidia'yı göstereceğim. GeForce Experience'e giriyoruz arkadaşlar. Nasıl indireceğini bilmiyorsanız da aşağıya link koyacağım. Linkten indirebilirsiniz bunu eğer yüklü değilse. Buradan sürücüler kısmından güncelleştirmeleri kontrol et diyeceğiz. Ve burada benim bir sürücüm mevcut. Aynı şekilde Studio sürücüsünü de güncelleştirebilirsiniz. Studio sürücüsü de Adobe Photoshop veya Adobe programlarını kullanan kişiler için önemli. Gerekli optimizasyonları sağlıyor her seferinde. Bunu da güncelleştirdiğimizi farz ediyorum ki bunu kesinlikle yapın. Güncelleştirdikten sonra yapacağımız diğer bir ayarda Nvidia denetim masasına girmek olacak. Burası da çok önemli. Burayı da izleyin. Şimdi buradan görüntü ayarlarını ön ayarla yap kısmından burada bir seçenek var. Bu gördüğünüz gibi şu anda görüyorsunuz değil mi? Piksel piksel. Biz bunu kalite yaparsak ne kadar akıcı oluyor, ne kadar güzel oluyor. Ama bunun bir dezavantajı var. Bu sizin FPS'inizden kısıyor. Ve biz bunu performansa getiriyoruz. Bu performansında bir handikapı var. Oyunlarda, belli oyunlarda FPS'i sabitlemenizi engelliyor. Olsun sıkıntı değil. Biz FPS'i sabitleyirken de oynarız. Yeter ki fazla FPS olsun. Evet diyeceğiz. Ve buradan 3D ayarlarının yönetilmesi. Burası da çok önemli bir yer. Burayı da sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Burası da çok çok önemli bir yer. Load tercihi açık kalabilir. Eş yönsüz örnek optimizasyonu kapalı. Buradaki çoğu şeyi kapatın veya yüksek performansa getirin. Yüksek performansta kalsın istiyorum. Düşük senkronizasyon kapalı. Düşük gecikme modu, düşük gecikme oranı modu. Ultra ne olduğunu bilmiyorum o yüzden karışmayacağım. Ultra da kalsın muhtemelen bir işe yarıyordur. Gölgelendirici ön belleği, maksimum performansı tercih et, kenar yumuşatma, gamma düzeltmesi, bunu da kapatıyoruz. Kenar yumuşatma istemiyorum ben, gerek yok şu anda, ihtiyacım yok. Evet, bu GPU'yu da biz eğer ekran kartımız güçlüyse ekran kartımızı seçebiliriz. Ya 1050'ye çok güvenmiyorum ama 1050'yi seçeceğim. Burayı da buradan bakarak kendinize geçirebilirsiniz. Şöyle göstereyim, videoyu durdura durdura yapabilirsiniz. Bu kısımdan verebileceğim teknikler de böyleydi. Şimdi
Ayarlar kısmından buradan güç ve uyku modu kısmından ek güç ayarlarına gireceğiz arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi ben de yüksek performans seçili. Sizde yüksek performans seçili değilse buradan yüksek performans şöyle aşağı kaldırarak seçebilirsiniz. Buradan yüksek performans seçeceğiz. Bu da ciddi anlamda bir faydası bulunuyor. Buradan gelişmiş güç ayarlarını değiştireceğiz ve ardından burada alt kısımda işlemci güç yönetiminden bunları 100 yapacağız. Eğer 100 değilse, etkin değilse 100 yapacağız. Yapmanızı da tavsiye ederim ama fazla kurcalamayın oraları çünkü başınıza iş alabilirsiniz. Yapmayın demiyorum ama fazla kurcalamayın. Aşağıdan bana sormak istediğiniz her türlü soruyu da sorabilirsiniz. Size elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Buna emin olabilirsiniz. Ve ek olarak yapabileceğiniz diğer şey bilgisayardaki gereksiz dosyaları silin. Nasıl mı silebilirsiniz? Onu da göstereyim. Buradan program ekle veya kaldır kısmından şöyle bayağı bir programım var benim. Torrent'imiz var. Kaldırabiliriz. Kullanmıyorum. Hiç kullanmıyorum hatta. Burada Adobe programlarım var. Bu benim C diskimdeki şeyleri gösteriyor şu anda bana anladığım kadarıyla. Burada kullanmadığınız şeyleri kaldırmanız mümkün. Mesela Fire'ım hiç kullanmıyorum. Yani yükletmişti. Bunu silebiliriz. Ek olarak burada sürücü buradaymış. Neyse. Burada bayağı bir şey var. Bunları kaldırabilirsiniz. Mesela bu ne? Ben Empire Sultan Savaşı'nı ne zaman indirdiğimi bilmiyorum. O yüzden siliyorum. Bu bölümde bu şekildeydi. Bunları yaparak bilgisayarınızı da önemli ölçüde, önemli düzeyde hızlandırmanız mümkün. Diğer bir çok önemli detay da arka plan uygulamaları. Bakın burada ben bunu hiç yapmamıştım. Buradan şöyle gördüğünüz gibi arka planda açık olması hiç gerekmeyen programlar var. Hiç gerekmeyen. Bunları ben zaten istediğim zaman açabiliyorum abi. Sen niye bunu burada açıyorsun? Ne gerek var yani? Amacın ne? Ve bunu direkt kapatabilirim. Ben şu anda burada gördüğüm kadarıyla benim işime yarayan hiçbir şey yok. Ve burası da bu şekilde. Ve burada mürekkep oluşturma ve yazı yazma kişiselleştirmesini bunu da kapat diyebilirsiniz arkadaşlar. Bir sorun yok. Bu kısımda bu şekildeydi. Ve buradan ek olarak bildirimler kısmına girebilirsiniz. Bildirimler. Ve hatta biz ayarlara girin. Ve buradan ek olarak ayarlar kısmına girebilirsiniz arkadaşlar. Ayarlar kısmından da burada sistem diyeceğiz. Bildirimler ve eylemler. Bunu da kapatabilirsiniz. Bu da neye yarıyor? Bizim bilgisayarımız tekrardan dediğim gibi herhangi bir oyunda bana bildirim gönderdiğinde FPS'i saçma sapan şeyler yapabiliyor. Bu size saçma yani. Kapatabilirsiniz. Bilgisayarınızı önemli ölçüde hızlandıran diğer bir detay bu. Şöyle bir bakıyorum da size verebileceğim sanırım başka bir ayar yok. Bakalım ne yapabiliriz başka? Kişiselleştir kısmından temalardan siyah yapabilirsiniz bilgisayarınızı. Nasıl siyah yapabiliriz mesela? Bakın şu anda benim koyu. Koyu artı pembe kullanıyorum. Çok tatlı oluyor. Ben çok beğeniyorum. Çok hoşuma gidiyor. Koyu da yaptıktan sonra başka da yapacak pek de bir şeyimiz kalmıyor gibime geliyor. Ve buradan simgeleri de küçüğe çekebilirsiniz. Evet arkadaşlar size anlatacaklarım bu kadardı. Aşağıdan Discord sunucumuza gelmeyi ve kanala abone olmayı, beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. İyi günler dilerim.